devamında Tuhel şunu söylüyor. Futbolda da önemli olan aktif olmak. Savunma yaparken de aktif olacaksınız. Hücum yaparken de aktif olacaksınız. Ve örneğini Şampiyonlar Ligi finalinden alıyor. Biz Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'den daha az topla oynadık. Ve doğal olarak daha fazla savunma yapmamız gerekti. Ama oyunun her aşamasında özellikle savunma yaparken aktiftik. Aktiflik nedir? Hareket. Her an ikinci aksiyona hazırlık. Yani pasif aksiyondan aktif aksiyona geçme hazırlığı. Beşiktaş bunu da çok iyi yapıyor. Yani hiçbir oyuncusu sadece ben bir iş yaptım mesela savunma topu aldım verdim gitti demiyor. Aldıktan sonra hemen aksiyona geçiyor. Hemen hücum aksiyonuna ya da geçiş aksiyonuna geçiyor. Yani bunu da çok doğru yapabildi. Malatya buna cevap veremedi diyenler olacaktır. E futbol böyle bir oyun. Sartre usta filozof yazar futbolla ilgili şunu söyler. Futbolu diğer tüm işlerden diğer tüm görsellik, görsel işlerden ayıran karşıda bir rakibin varlığıdır. E, tiyatroda böyle bir şey yoktur. Tiyatroda herkes vardır, seyirci vardır. Sinema, her, tek bir şeye hizmet eden bir hikaye vardır. Seyirci vardır, müzik. Tek bir şarkıya hizmet eden ekip vardır, dinleyici vardır. Ama futbol öyle değil. Birbiriyle karşı karşıya gelen iki olgu var. E, doğal olarak Sart, Sergen... <laughs> ve Sergen Yalçın <laughs> ve Thomas Tuchel <laughs> aynı noktada birleşiyorlar. E, Sergen Yalçın için e, Süper Lig'in filozofu diyebiliriz. Bu arada çok güzel söylediniz. Sergen Yalçın bu arada hep şunu söylüyor ya, futbolcunun unutsun artık diyor ve buna hiç hoşlanmıyor. Ve sürekli futbolculardan vurup yani hiç çalışmıyor dersine falan e, denilmesinden de hiç hoşlanmıyor. Çünkü şu anda gerçekten çalışan bir teknik direktör var 5 başında. E, trend futbolu çok yakından takip eden bir teknik adam var ve bunu sadece röportajlarında hissettiriyor ki... Sergen Hoca zaten böyle bir adam da değil. Yani yapmadığı şeyi röportajda şekil olsun diye söyleyecek biri de değil zaten, çok doğal biri. E, yani aklındaki neyse dilindeki doğu o. E, ki e, Can Dağç şey yaptı röportajda e, Rıdvan Hoca da, Rıdvan Hoca'yla da yaptı röportajda da sürekli Manchester City'den örnekler... E, ...hatta Tuhal'den de örnek vardı galiba. Yani bu trend futbolu, bu işin zirvesini oynayan takımları izlediğini hissettiriyor ve bunu sahada da görüyoruz. Şuradan geliyorum. Şimdi yani Galatasaray bölümünde konuşmuştuk. Galatasaray ve karşılama işini yapıyor ama mesela topu dolaştırma işini de eksik. Beşiktaş şimdi iki şeyi de yapıyor. E, biz karşılama üstünde duruyoruz ki geçen sezon itibaren bu konuda gerçekten çok iyi bir noktaya geldi Beşiktaş ve geçen sezon kendini şampiyon yapan şey de buydu. Karşılama işte City'nin Premier Lig'de yaptığı gibi dediğin gibi savunmayı şurada kompakt değil de şurada kompakt karşılıyor. <laughs> Kazandığı anda atak süren daha kısalıyor. Buradan işte sağ beke oradan burada gideceğini zaten burada hemen yazanın piyan için tek topuyla kaleciyle birebir kalabiliyorsun. Ama topu aldıktan sonra dolaştırma işini de kafaya patlatmış Sergin Hoca. Ve o yüzden geçen sezon Wellington'u şuraya attı oyun kurulurken. Sadece şurada vida kalıyordu. Bekler zaten önde. Rıdvan, Rozi hep önde ya da Ensekala. Şuraya da Wellington geliyordu. Bunu şu yüzden söylüyorum. Ee, Geleceğe Dönüş programında şöyle bir beklentim vardı, İ ilerideki yabancı oyuncu bozmak adına yani Kenan Karaman'ı yazıp orada Enkudu ya da Larin gibi topla çok daha efektif olabilecek bir oyuncu yazma adına Hoca acaba Necip'i tercih eder mi? Hı, Bunu evet, bekliyordum ben aslında. Ee, onu tercih etti Necip hamlesini ve Wellington'u oynattığı oyunu oynatarak tercih etti. Yani Wellington'un rolünü verdi ona. Ki zaten Necip de orta say kökenli stoper olduğu için bu oyuna çok yattık. Hep şuralarda gördük. Hep buralarda gördük. Sürekli Josef'in yanındaydı. Piyan için yanındaydı. Oyun kurulurken Necip'i de işin içinde gördük. Ve bu da dediğim gibi tesadüf değil. Planlamada olduğu gibi. Kesinlikle. Oyun kurgusu da tesadüf değil. Gerçekten Beşiktaş'ta işler gayet yolunda gidiyor. Şu ney? Ligi'nde de şu görüntüyü hani. Evet. Ee, bu arada hocanın Şampiyonlar Ligi beklentisi de çok güzel bence. Hı -hı. İşte çok kazanacağız, gruptan yani. çıkacağız bilmem ne. Bence bu gerçekten gerçekçi bir bakış bir açısı. Bir görelim diyor. Gerçekçi bir bakış Şimdi açısı. Yeni Malatya maçı performansıyla yani. Dortmund maçını konuşamayız. Bambaşka şey. Yani hoca olur en fazla. E, hoca ne diyor? Gidip kendimize göstereceğiz. Tabii. Bir, bir meydan okuma yapacağız. Bu yani eşten keyif almak lazım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracak. İnandırıcı. Ee, iyi rakiplerle oynayacak. Kendini test edecek. Güzel bir belki bir hikaye çıkacak bir iki maçta. Görmek Böyle bakmak lazım. lazım. Ee, top dolaştırma dedim mesela. İkinci golde inanılmaz bir sekans vardı yani. Top bayağı dolaştı. Evet, evet. Gitti geldi. İki defa top rakibe geçti. Hemen baskıyla alındı. Hı -hı. Herkes hareketliydi. Hiç yerinde durmadı. Bir de şimdi o baskı kapatma o kadar iyi yaptı ki Beşiktaş. 30. dakikada e, yeni Malatya'nın toplam isabetli pas sayısı 28'di Beşiktaş'ta sadece Pjanić 28 isabetli pas yapmıştı. <laughs> hani bunun sebebi Yeni Manatya'nın yeteneksizliği değil. Beşiktaş'ın çok iyi kapatıp çok iyi baskı yapması. Evet. Diğer tarafta yine bir önceki Fenerbahçe bölümünde dedim yani ya, ikinci toplar ve sahip stoplar ve pas araları çok değerli. Bu maçtaki görünmeyen kahraman da Josef'ti. Yani aslında görünen kahraman da hani işte Piyaniç, Batşuay, Enkulu gol atanlardan yola çıkarsak görünmeyen kahraman Josef'ti. Maçın en çok e, sahip sahipsiz top kazananı ve en çok pas arası yapan. Şimdi bu nedir sahipsiz top kazanmak, pas arası yapmak? Ya önde basıyorsun, savunmanı öne çıkarmışsın. Hemen kaybettiğin topu kazanıp rakip e, rakibin yerleşimi bozulmuşken atak yapmak istiyorsun. Doğal olarak rakibin ayağından çıkan topu hemen alman ya da rakip ne rakipte ne sende olan topları sana geçirmen lazım. Evet. Eğer bunu yapamazsan geçiş yiyorsun. Doğal olarak rakibe atak vermiş oluyorsun. Hiçbir şey olmasa bile zaman kaybediyorsun. Doğal bu yüzden sahip toplar, ikinci toplar ve e, pas araları çok değerli. E, Josef de bunu çok iyi yapabildiği için haydi buyur Beşiktaş'a bir tane daha artı yazıyorsun. Bir de çok geniş alanda yapıyor bunu. E, o seken topları toplarken sadece mesela altın numara bölgesinde değil baya şuradan görüyorsun Josef'i. Mısır da öyle şurada da görüyorsun. Çok geniş alanda seken topları topluyor ve kullanırken de %100 pas isabetiyle oynadı ve o paslar sadece yana, geri stopere, beke de değil. İkinci golde Enkodu'nun attığı golde efektif Zaten pas atan oyuncu. Çünkü orada atabileceği opsiyonlar da ha. hareketli yani. Hı. Önemli olan da işte hareket, aktif. Yani bunu daha önce de e, canlı yayınlarda da konuşmuştuk. Şey mevzusu ya. E, Klopp'un sağ kenarında sürekli oyuncularına bağırma mevzusu yani hareketli, hareketli. yani futbol bu artık. Hı. Sürekli hareketli olmanız lazım. Pası ver, hareket et. Şey i̇şte topu at, kovalaş. İşte Halilin sen dedin ya ne kadar değerli o pası çıkarması. Ama oradaki hareketi oradaki önemli evet. olan. Emre Kılınç'ın, Edgar Yeye pas hatası yaptı da, Edgar ki ezber bir hareketti. Hmm. Ama Emre Kılınç hareket. Dedi ki ulan olur Doğru ya. E, olmasa ne olacak? Geri dönüyor. Daha geri pas atmadan olur koşuyor oraya. E, tabii şimdi Beşiktaş'ta Pjanić görüyor. Batshuayi koşuyor. Hmm. Enkudu giriyor. Yani Alex sürekli buralarda yatıyor. Yani ikinci top hmm. gelecek. Oradan şu opsiyonum olacak? Rozier giriyor. Rıdvan giriyor. Yani, herkes o kafadaki planı hmm doğru bir şekilde işaretli ama şunu da söylemek lazım. Dortmund maçı başka bir maç. Yani o ya yeni Malatya'yı sirkülase ettik. Ligin en iyi takımıyız izleyip Şampiyonlar Ligi'ne çıkılmaz. Ha, orası başka bir şey. Şampiyonlar Dortmund Ligi hedef olarak verir. olunmaz artık bizim ligde maalesef. Bir de yani bir bakmak lazım. E, Dortmund Leverkusen'den 3 yemiş. <laughs> ama o Leverkusen. O atar yani. <laughs> e, Do e, Dortmund da şey değil tabii ki yani bugün bir Chelsea değil, bir City Liverpool değil ama ...temkinli olmakta fayda var. Evet yani bu aslında demek istediğimiz Beşiktaş maçı kazanamaz değil. Değil değil. Yani bizim değil artık Şampiyonlar Ligi'nde o gerçekten ekonomik olarak ve... E, ...tempo olarak makas bayağı ciddi şekilde açık. Bunu Sergen Hoca da söylüyor. Yani Şampiyonlar Ligi artık hedef olarak konmaz. Ya yani illa Beşiktaş bu gruptan çıkması lazım. Çıkarsa başarısız anlamı öyle bir şey yok. Her maça çıkacak Beşiktaş bir hikaye yaratmak isteyecek. Başa yavaş oynamaya çalışacak... Ve e, bu işten keyif almak lazım. Yani bu sahnede Şampiyonlar Ligi sahnesinde olmaktan keyif almak lazım. Biz de keyifle Dortmund maçını evet. izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz aynı zamanda. Beşiktaş'a ve Galatasaray'la Fenerbahçe'ye de öyle. başarılar. Zaten voleydeki programlarda e, maçlar da konuşulacak. Maç öncesi hı hı. E, biz liverpool Münih, Münih Express'te rakiplere de değineceğiz. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çünkü maçları konuştuk. Detaylı analizimizi yaptık. Bir Gün haftada ge böyle geçti diyorsun yani. Evet bu haftayı da böyle geçirdik bu hafta ve bundan sonraki haftalarda Gedik Yatırım sponsorluğunda Çekirdekçi Tayfa sizlerle birlikte olacak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.